Efe Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyi Sinan Bey, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Sizlere biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Röportaj için buraya kadar yoruldunuz geldiniz. Büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek gerçekten. Ben röportajımı öncelikle Efe Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Efe Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Ben 17 Eylül 1995 Antalya doğumluyum. Evet. Adım Efe Gülmez. Mesleğim babadan geldiği için işin içinde büyüdüm. Öyle söyleyebilirim. Hani çıraklıkla mı başladık? Çekirdek madenlerde büyüdüm. Aynen öyle. Evet. Orada büyüdüm gibi diyebilirim yani. Evet. İkinci kuşaksınız sanırım. İkinci kuşak, evet. Evet. Yurt dışında eğitimimi tamamladıktan sonra evet. Buraya geri geldim. Evet. Babamla beraber tekrar işin başına geçtik. Evet, buradan babaya selamlarımızı gönderelim. Evet, destekleri, evet. Emekleri şüphesiz üstünüzde çok büyüktür. Tabii ki de, tabii ki de. Buradan saygılarımızı göndermiş olalım. Yani burada baba oğul sırt sırt omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz. Evet, aynen evet. Öyle. Harika. Biraz tanıyalım. Burada neler yapıyoruz? Firmamızı kaç yılında kurduk ve verilen hizmetler neler Efe Bey? Buyurun. Firmamız 2007 yılında kuruldu. Evet. Antalya'da. Zaten daha önce, ondan önce mermercilik sektöründeydik her zaman. Ha, yine mermercilik uzun yıllardır devam ediyor. 25 seneden biraz daha fazla oldu. Mermerciliğin evet. içindeyiz. Peki Efe Bey, ürün gruplarımızda neler var? Biraz sıralayabilir miyiz? Buyurun. 9 adet maden ocağımız var. Evet. 5 adet fabrikamız var. A'dan Z'ye mermerle ilgili her şeyi yapıyoruz. Evet. 600 çalışanımız var. Ciddi bir istihdam sayısı, 600 kişi, evet. Tebrik ediyoruz, evet. Bu konuda. Biraz 600 kişiyle çalışmak biraz zor oluyor ama. Evet, ciddi bir başarı bu. Evet. Ya evet. Burada ne güzel pasta paylaşılıyor. Tabii ki. Yani. İhracatınız var bu arada, yurt içi, yurt dışı piyasanız. Evet. Biraz bahsedelim. 50 tane ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Evet. Tabii en çok Çin ve Hindistan bunların arasında. Evet. Onun dışında diğer ülkeler irili ufaklı olarak 50 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Biraz az talep meselesi aslında sizin işiniz, bakmış evet, olduğumuz evet, zaman ama evet. Çok zor bir iş. Hani şunu deriz ya, gerçekten ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz diye bir laf vardı. Aynen öyle. Hani bu sektör için tam yerinde olsa gerek. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Efe Bey? Yani olmazsa olmazlar. Hizmet verirken sonuçta işin içinde bir marka oluşumu söz konusu. Biz ilk dikkat ettiğimiz şey kalite. Olmazsa olmaz. Tabii. Kötü malı kesinlikle satmıyoruz, üretmiyoruz. Evet. Onun dışında paketleme konusunda, müşteri memnuniyeti konusunda evet. Bunlar her zaman bizim birinci önceliğimizdir. Yani siz empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Tabii. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Hiç fark etmiyor aslında sektörü. Tabii. Biz öncelikle müşteri olsak biz ne yaparız diye düşünüp ona göre hareket ediyoruz. Evet, ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı da çok severek de mesleğinizi icra ediyorsunuz. Evet, evet, kesinlikle. Aynen öyle. Tabii o temelden gelmenin de avantajlarını yaşıyorsunuz. Evet, hani. Evet, bu evet. Da göz ardı edilemez. Kesinlikle. Hani deriz hem mektepli hem alaylı. Aynen öyle. Tam sizde bu olsa evet. Gerek. Fuar nasıl geçiyor? Bugün fuarın ilk günü. Fuar hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Fuar şu an biraz yavaş geçiyor. Çünkü fuarla Hindistan'daki en önemli bayramın çakışması nedeniyle o konuda birazcık müzdaribiz. Yavaş geçiyor. Evet, maalesef. Bu talep daha önce iletilmişti. Evet. Ama tabii onlar biraz değerlendirememiş diyeyim. Yani evet, bu konuda gerçekten katılımcı olarak ya biz de çekim ekibi olarak üzgünüz aslında. Evet, çünkü evet. Bu programın ayarlanması gerekiyordu. Kesinlikle, çünkü katılımcıların hepsi gerçekten yurt dışı piyasası. Kesinlikle. Ve onların da yarın bayramları var ve bugün hatta duyumlarımıza göre bizlerinde herkes ülkelerine geri dönmeyi sağlayacak evet. Diye duyduk biz. Fuardan 3-4 gün önce geldi herkes. Evet. En son bugün kaldılar. Belki yarın ne olur göreceğiz işte. Bakacağız. Kısmet diyelim. Kısmet. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani istediğiniz yerde misiniz hedefler anlamında? Ya da bundan sonraki hedef ve projeleriniz neler olacak işletme ve firmanız adına? Hedeflerimize kesinlikle ulaştık. Fuar yavaş geçse de bizim her zaman işlerimiz yolunda. Allah çok şükür. Uzun yıllar geçmiş. Bir evet. O temel sonuçta oturmuş. Oturan bir marka olduğu için. Evet. Müşteri memnuniyeti de alt safhada olduğu için bizim işlerimiz yolunda şu anlık. Tabii hedef hiç bitmeyecek ama. Her yani zaman yaşam daha boyu devam tabii edecek. Ki, aslında zaten hedef biterse biz de biteriz. Yani hayalin de bitmemesi lazım. Evet, evet. Bunlar da gerçek olan şeylerdir. Biz bu hedefleriniz yolunda sizlere başarılar diyelim. Çok Efe teşekkür Bey. Ederiz. Efe Bey, buradan son bir teşekkür mesajınızı alalım. Buyurun. Buraya gelen herkesi standımıza bekliyoruz. Evet. Bursa Blok Fuarı her zamanki gibi her sene yükseğe çıkmaya devam ediyor. Evet.
Her sene üstüne koyarak devam ediyor. Tabii. Bu bir gerçek. Her sene kesinlikle üstüne koyarak devam ediyor. Sadece düzenleniyor. Bu sene birazcık bir bıraklama oldu. Evet, evet. Ama herkesi standımıza bekliyoruz. Buyurun gelin ürünlerimizi görün. Bir çayımızı kahvemizi evet. için. Her şey ticaret de değil. Böyle de bir tabii, gerçek her şey var. Ticaret değil. Evet. En azından hani bilmeyenlerin bile mermer hakkında bir fikri olmasını isterim tabii evet. ki ben. Biz de herkesi buraya davet ederek bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Efe Bey sizlere. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.